Merhabalar. Bugün sizlere şekerpare tarifi vereceğim. Malzemelerim bir adet yumurta, 125 gram margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı irmik, 4 yemek kaşığı toz şeker, bir adet şekerli vanilin, bir adet kabartma tozu, üzeri için ceviz. Arkadaşlar, ben unumu elemek istiyorum. Kabartma tozunu üstüne döküp unumu güzelce eleyeceğim. Siz de öyle yaparsanız daha güzel kabaracaktır şekerpareniz. İlk önce yoğurma kabına sıvı yağımı 125 gram margarinimi ve bir adet yumurtamı kıracağım. Daha sonra bunu böyle karıştırıp bir krem kıvamına getireceğim. Şöyle. Üzerine toz şekerimi. Daha sonra irmiğimi döküyorum. Bunları güzelce karıştırdıktan sonra üzerine elemiş olduğum unu dökeceğim. Unumun özelliği şekerli vanilin ve kabartma tozunu içine döküp ikisini birlikte eleme. Şimdi güzelce bunu böyle bir kıvam haline getirdikten sonra güzelce margarinimizi yediriyoruz. Unumu azar azar dökeceğim. Çünkü un fazla ya da eksik olabilir. Ben 2 su bardağı kullandım un. Eğer az gelirse bir daha dökeceğim. Şöyle yoğuracağım. Bu arada şerbetimin içine 2,5 su bardağı su, 2,5 su bardağı toz şeker ilave ettim. Şu an ocakta kaynıyor. Onu soğumaya aldığımız zaman yarım limon sıkıp, yarımdan biraz daha az olabilir. İçine sıkıp ocaktan alıyoruz. Şekerparemin de fırından çıkar çıkmaz şerbetimin de oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Çünkü içinde irmik olduğu için fırından çıkar çıkmaz dökerseniz daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Daha iyi kabaracaktır irmiğiniz içinde. Çünkü bazen kıtır kıtır ağza gelebiliyor. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettim. Gördüğünüz gibi şöyle yumuşak bir hamurum oldu. Şimdi bunları elimle istediğim şekli vereceğim. Daha sonra tepsiye, şu büyüklükte bir tepsiye dizeceğim. Şöyle. Şöyle elimde yuvarlıyorum. Şu şekil olduktan sonra tepsime bırakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şekerparelerim hazır. 180 derecede ısıtmış olduğum fırına vereceğim şimdi. Evet, şekerparelerim fırından çıktı. Şimdi bunları tek tek şerbete batırıp tepsiye dizeceğim. Ve şekerparelerimin son hali böyle. Herkese afiyet olsun.